evlenmek, mesken edinmek gibi çok şeylere muhtaç olarak yaratmış. Hiç kimse kendi başına bu ihtiyaçları karşılayamaz. Mesela o zaman ailelerin kurduğu vakıflara baktığımız zaman kül vakfı kuruyor. Kül vakfı ne demek? İşte karda kışta insanların ayağı kayıp düşmesinler diye kül attırıyorlar. Bunun için vakıf kuruyorlar. Evde hizmetçi kızların kırdığı malları tazmin için, gariplik çekmesinler, evin sahibinden azar işitmesinler diye vakıf kuruyorlar. Parasızlıktan evlenemeyen gençlerin evlenebilmesi için, onlara çeyiz alabilmek için vakıf kuruyorlar. Bu yüzden demircilik, marangozluk gibi birçok meslekleri yürütmek için çok insan gerekli olduğu gibi, demircilik ve marangozlukta bir takım alet ve edevatla yapılabildiği için bu alet ve edevatı tedarik için de çok sayıda insana ihtiyaç var. Tarihçiler diyor ki Anadolu Selçuklu Devleti'nin baş şehri Konya'da diyor. Bir cümle belde işleri, hatta diyor asayiş işleri esnaf birlikleri tarafından götürülüyordu, yürütülüyordu. Bu çok enteresandır. Yani Hazreti bir Ahevran ruhsat verdiği, dükkan açma izni verdiği esnafı öyle bir ahlak kuralları üzerine bütün esnafın kaidelerini ikame etmiş. Ey oğul, beni can ve gönül kulağıyla dinle. Allah yolundan sapma. Mübarek Peygamber Efendimiz'in sözlerinden dışarı çıkma. Hazreti bir Ahevran esnafa diyor ki sana bunu yaptım, bu ruhsatı verdim ama sen hileli pabuç yapmayacaksın. Esnaf pabucu hileli yapıyor. Geliyor, bana geliyor, benden pabucu alıyor. Pabuç bir hafta sonra yırtılıyor. Geliyor alıcı müşterim, ustam diyor bu pabuç yırtıldı. Ben de diyorum ki tabii hor kullandın da yırtıldı. Hor kullanmasaydın yırtılmaz. Yok diyor. Ben niye hor kullanayım? Ben bir daha pabuç alma şansım yok ki diyor. Sen kötü malzemeden yaptın, bu da yırtıldım. Ben itiraz ediyorum. Gidiyor yiğit başına şikayet ediyor beni. Yiğit başı bakıyor pabuca. Zaten yiğit başı bu pabuçların uzmanı. Bakı bakmaz, ha, bu pabuç kötü yapıldı. Çağırıyor beni. Al paranı ver pabucu bilmem ne. Bir daha yaparsan senin pabucunu dama atarım. Bir daha işler yapamaz. Bir daha yapıyor. Onun pabucunu dama atıyor. Bu pabucunu dama atma hala konuşulur. Ahiliğin mayasında aşk, uhuvvet ve adalet var. Prensiplerini Kur'an'dan ve Hazreti Peygamber'in sünnetinden alan ahiliğin bu denli yayılmasında ve kabul görmesinde tasavvufi felsefenin mihenk taşlarından biri olan uhuvveti, yani kardeşliği ve dayanışmayı bu denli öne çıkartmasından. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u zaptından evvel esnafa gitmiş. Esnaf demiş ki bu malzemeler, bu emtalar karşı komşumda da var. O daha henüz siftah etmedi. Ona gidin demiş. Ona gidiyor, o karşısındakine gönder. Ha diyor, o ruh bitti şimdi. Biz onun ruhu işte bu ahillikle alakalı canlandırmak, bu ruhu aşılamak istiyoruz. Hep anlatıyorum. Esnaflarımız herhangi bir belediyede olsun, valilikte olsun, işte esnaf odalarında olsun, herhangi bir yerde işi olduğunda dükkanlarını kapatmadan süpürge veya bir herhangi bir arkadaşına, bir esnaf arkadaşına emanet ederekten dükkanı, benim dükkanıma 5 dakika bak, ben geliyorum diyerekten gidiyor. Biz bunu yakaladık. Fütüvvet ideali, İslam'ın yayılmasına paralel olarak Suriye, Irak, İran, Türkistan, Semerkant, Endülüs, Kuzey Afrika ve Mısır'da esnaf ve sanatkarlar arasında yayılmış. Anadolu'nun çeşitli yörelerinde ahilik mensuplarına civan mert,
ayyar ve feta gibi isimler verilir. Ahilik, esnafın usta ve çıraklık süreçlerini içine alan mesleklerini, dürüstlük ve çalışkanlık prensiplerine uygun olarak yapmalarına ve eğitim görmelerini hedefleyen bir teşkilat denebilir. Ahilin özündeki yapıya baktığımız zaman bir yiğitbaşı var, bir ahi var, bir ahişehi var. Her yerde, her meslek kendi arasında bunu seçiyor. Sonra farklı mesleklerde bu yapıyla yapılanıyorlar ve kendi aralarında bir ahi baba seçiyorlar. Bütün coğrafyada Selçuklu ve Osmanlı coğrafyasına baktığımız zaman Budin'den Basra'ya kadar, Hint Okyanusu'na kadar, Cebeli Tarık'tan doğu sınırlarımıza kadar, Türkistan'a kadar bütünüyle bölgelerde 32 meslek erbabı kendi arasında teşkilatlanarak bir birliktelik oluyorlar ve onlar da Kırşehir'deki Ahişehir'e bağlı. 12. yüzyıl başlarından 18. yüzyıl başlarına kadar Anadolu'daki esnaf ve sanatkarlar ve meslek sahiplerine ahi denilmiş. Arapça kardeş anlamına gelen ahilik, Divan-ı Lugat-ı Türk'te eli açıklık, cömertlik, yiğitlik, koçaklık anlamında kullanılır. Şeyh Edebali, Kırşehir'den uç bölgesine gönderilen bir ahi şeyhidir. Ve Osman Gazi'ye büyük cihan devleti olmayı soluklayan kişidir. Siz biliyor musunuz ki Osmanlı'nın bütün padişahları Fatih Sultan Mehmet'e kadar şet kuşanmış birer ahi idiler. Ahiler kendilerini toplum için, kendilerinin nizamı alem için, kendilerini hak için feda eden günümüzün alperenleridir. Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde. Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok. Noksanlıkla eksiklik senin görüşlerinde, demiş erenler. Ahi Evran aşk yolunun yolculuğunda erkek kadın ayrım yapmamış, ahilik teşkilatının kadınlar arasında yayılmasına zemin hazırlamış. Ayrıca ahiliğin bir kolu da kadınlardır. Aşıkpaşaoğlu tarihinde geçen Bacıyan-ı Rum, yani Anadolu Bacıları Teşkilatı'nı kuran da ahi kadınlarıdır. Kimdir bu kurucusu diye baktığımız zaman Fatma Bacı'dır. Fatma Bacı ahi evranın hanımıdır. Ebeddin Kirmani'nin kızıdır. O zaman da genç hanımları organize ederek bir taraftan üreticilik yapmışlar. Bir taraftan savaşan erkeklerinin ihtiyaçlarını karşılamışlar ve diğer taraftan da çocuklarını yetiştirerek Anadolu kadınlarının sapasağlam bu topraklarda ayakta kalmasını sağlamış çok büyük bir organizasyondur. Ebeddin Kirman'ın kızı Bacıyan taifesinin kurucusu olduğunu, hatta Ahi Evran'la birlikte pek çok sıkıntı çektiğini belirtir. 13. asırda Anadolu'da Müslüman kadınların yer aldığı ahilik teşkilatının hem dini hem de sosyal yardım yönü mevcut. Türkmen kadın cengaverlerin oluşturduğu zümre, savaş ve barışta erkeklerin yanında Anadolu'nun İslam yurdu olmasının mücadelesini verir. Hazreti bir ahi evran diyor tarihçilerimiz. 1210'larda, 1208'lerde Mevlana Hazretleri daha 8 yaşındayken, Hünkar Hacı Bektaş 9 yaşındayken, Şeyh Edebali 7 yaşındayken diyor, Hazreti bir ahi evran, Anadolu'nun Türkleşmesi ve dikkat buyurunuz, Hazreti bir ahi evran o alperenler daha çocukken, Hazreti bir ahi evran ve kurduğu ahi birlikleri marifetiyle, karısı Fatma Bacı kurduğu bacı teşkilatı marifetiyle diyor, Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında Anadolu'nun Türklere yurt, vatan, hatta Türk dil ve edebiyatın egemen kılınmasında tek faktör olmuştur. Biz ahiliği bile biliyor olsaydık bu hallere düşmezdik. Böyle görkemli adli saraylara bu kadar hakime, savcıya gerek kalmayacaktı. Biz ahiliği bile biliyor olsaydık dağlar gibi icra dosyaları yığılmayacaktı. Biz ahiliği bile biliyor olsaydık
trajik aile faciaları olmayacaktı, olmayacaktı. Hep ahiliği bilememekten, bilememiş olmaktan dolayı kaynaklandığını böyle belli ve bariz şeylerle ifade etti. Bugün ahiliğe dünyanın ihtiyacı var. Neden dünyanın ihtiyacı var? İnsanı önceleyen, insanı eşrefi mahlukat olarak gören bir sistem ancak insanlığa huzur getirebilir. O sistem ahiliktir. Temel husus ise hem dünyevi bir sistem olması hem uhrevi bir sistem olmasıdır. Tabii günümüzde biz bu sistemi tekrar yaşatmanın güçlüğünü biliyoruz. Bunun bir medeniyet hamlesi olarak, yeniden bir medeniyet hamlesi olarak insanlığa sunulması gerektiğini biliyoruz. Bunun için ne yapmak lazım? İnsanları üretici, dünya ahiret dengesini bilen insanlar olarak yetiştirmek lazım. Kaliteye önem vermek lazım. Ailenin kodlarında o var. Rabbena hep bana değil, en azından bir sana, bir bana diyebilecek bir sistemi organize edebilmek lazım. Üretimi ön plana çıkarabilmek lazım. Ve tabii ki büyük şirketleri de kurumsal, sosyal, ahlaki bir sistem, ahlaki bir düzenleme yaptırabilecek seviyeye getirebilmek lazım. Kırşehir'de kurulan Ahilik Külliyesi bizim geleceğimiz için son derece önemlidir. Burada külliyede tamamıyla ahilik gelenekleri canlandırıp insanlığa bir model sunulacaktır diye düşünüyorum. Ahilik bir insan bilimidir. Her şeyde, her ortamda ve her çağda denge ve düzen tutturandır. Dağıtan değil, toparlayandır. Yıkan değil, yapan, dünya ve ahiret dengesini tutturandır. Ülke ve ülkelerin varlığına karlılıklar, mutluluklar sağlayandır.